Bonfile rica edeceğim. Tamam. Yuvarlak kesim olsun. Yaklaşık 80 gram civarında olabilir bir tanesi. Çok kalın olmasın, bir parmak kalınlığını geçmesin. Tartıp bakalım hemen. 80 gram civarında olsun. Oo, 100 gramın üstünde. Hüseyin Usta onu halleder şimdi. Ama bir şey diyeceğim, o çok gülüyordu bir de. Öyle mi yapıyordu? Size gülebiliyor musunuz? 100 gram. Ya şöyle iki tane alacağım, ben de gülüyorum. Evet, ben de seviyorum. İki tane 100 gram çok fazla gelecek. Onu nasıl yapabiliriz? Ayarlamamı biraz da inceltiriz. Ya evet, biraz daha çok da kurumasını istemiyorum ama. İşte o yüzden hani normaldir. Ya ben bunu biraz daha inceltirim ama bu sefer de yani... Valla Hüseyin Usta'yı dinlemeyenler hep yanıldı. Yanılmıştır. Evet, tamam. O zaman uyudu. Şöyle yapabiliriz. Tamam, öyle olsun. Yani 200 gram olarak. Başka bir şeyim yok. Yarım kilo kıymam var. Dana kıyma. Börekte kullanacağım. Orta yağlı olacak. Okay, tamam. Bu arada eksik başka ne kaldı? Süzme yoğurdu aldım. Onun ceviz aldın mı? Ceviz alacağım. Evet. Ceviz alacağım. Salçalarımı aldım. Yani Aslı Hanım günlerdir gurmeyim diyor. Tüm masayı kandırmaya çalışıyor ama beni kandıramadı. En başından beri gurmeyim dese de masadaki yorumları, yemeklere olan yaklaşımı, isabetsiz yorumları ve bu tat alma konusundaki eksikliği, ben de zaten Aslı Hanım'ın herkesi kandırmaya çalıştığını ve oynadığını düşündürmüştü. Ve bu düşüncemde de haklı çıktığımı görüyorum bu menüyle birlikte. Ve son bir dakika. Süt aldın mı? Sütümü de aldım. Süzme yoğurdumu da aldım. Evet. Hadi hemen etlerini de al. Tamam. Orta yağlı. Ve son 30 saniye. Hadi hemen kasaya. Çok teşekkür ederim. Ya orası değil, buraya gel, buraya. Gülümüz, beni şaşırtıyorsun. O kadar ağır ki sepet, merhabalar. Eksiğin yok değil mi? Yok, eksiğim yok. Ekmeğimi de aldım. Ayran almayı unuttum. Son 10 saniye, koş koş. Ayranlar ne tarafta? Ayranlar ne tarafta? Çabuk Aslı, çabuk. Son 6, 5. Koş Aslı, koş. Son 3, 2, 1. Neredeyiz? Üzgünüm ama süre bitti. Ya yapma Gürbüz, lütfen. Ayran da yemeklerin yanına çok güzel gider. Gerçekten mi? Vallahi o ayranı lıkır lıkır içerlerdi. Ya inanmıyorum sana, süren bitti mi? Öznur'cum hayırdır? Ben geçerim. Aslı'cım bu arada şaka yaptım, süren bitmedi. Ama Öznur'a da teşekkür et bence. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ücretini ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu borcum? Toplam 1940 TL tuttu burası. Eyvah! Bütçeyi açtın. Burada 1500 lira var Gürbüz. Tamam. 1500 lirayı veriyorum. Üzerini de kredi kartımdan veriyorum. Onu ben şimdi ödeyeyim. Sonra aramızda hallederiz. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hadi şimdi doğru eve. Gel bakalım Aslı'cığım. Koy torbaları şöyle. Gürbüz, hepsi burada. Bunları ben hallederim. Tamam, ben üstümü değiştirip geliyorum. Çabuk gel ama. Tamamdır. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber? İyiyim, sen nasılsın? Çok iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim, çok iyiyim. Önce neyle başlıyoruz? Önce etimi öğreneceğim, arkasından çorbamı yapacağım. Ama ilk önce masayı kuracağım. O zaman süreni başlatıyorum. Tamam. 3, 2, 1 ve süren başladı. Hadi hemen masanı kur bakalım. Evet, masayla başlıyoruz. Bu örtü bizim mi? Evet, sizin. Hepsi sizin. Evden bir şey getirmedin mi? Yok, evden getirmedim çünkü sizdeki her şey çok güzel. Krem rengi masa örtüsünü turuncu runner'la tamamlayan yarışmacımız Amerikan servislerini de yerleştiriyor hemen masaya. Eşinle hikayenizi çok merak ediyorum. Sizinki de ilk görüşte aşk mı yoksa? Ya tabii ki öyle olmadan oluyor mu Gürbüz? Tabii ki o. İlk görüşte aşk oluyor. Ondan sonra evleniyorsun. Aslında ilk görüşte aşık olan çok az. Öyle mi? Yok, ben aşık olmuştum. Öyle mi? Evet. Eşim de aşık olmuştu, ben de aşık olmuştum. Sonra? Sonra evlendik. Evlendik. Sonra çocuğumuz oldu. O şekilde. Peki eşin romantik mi? Yo, hayır, çok romantik birisi değildir ama ben de çok romantik birisi değilim. Değil misin? Yo, hayır değilim. Yani çok duygusal biri değilimdir. Olaylara çok mantık çerçevesinde yaklaşırım. Hep o şekildeyimdir. Tabaklar da masadaki yerini alıyor hemen. Yarışmacılardan sonradan görüşürüm dediğin biri var mı? Hiçbir fikrim yok. Hiçbiriyle ilgilenmiyorum. Sonuçta buradaki arkadaşlar... Yani kimsenin bana iyi olmasına gerek yok, tribünlere oynamaya gerek yok, benim kimseye ihtiyacım yok. Yalnız İpek'le yakınlaştığını iddia ediyorlar. Hiç öyle bir şeye ihtiyacım yok. Ben eğer
günümü oynamış olsaydım zaten baştan beri o kadar çok eleştiri yapan olmazdım. Normal şartlarda hiç kimseyi eleştirmezdim ki bana günümde iyi puan versinler diye. Ama ben hiç öyle bir şey yapmadım. Ama herkes gününe oynadı. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama ben öyle bir şey yapmadım ve yapmayacağımı da söylemiştim zaten. Kimler oynadı mesela? Hepsi oynadı. Hepsinin yaptığı şey aynıydı. Çok komikti. Ama özellikle Ege Bey güvendiği dağlara kar yağdığını görünce çok üzüldü. Nasıl yani? Ege'ye ne oldu ki? Ege Arizona'ma yüksek puan verdi. Hiç hak etmediği halde Arizona'nın. Ama karşılığında hiçbir şekilde aynı puanı göremedi. Göremeyeceğini de biliyordum, tahmin ediyordum. Çünkü Ege Bey'den hiç ümitli değildim. Zaten Ege Bey de kendisi de hayal kırıklığına uğradı ama kabul etmek istemedi. Yapılabilecek bir şey yok. Ve ben de bunu söyledim. Güvendiğiniz dağlara karlar yağdı dedim. Çift servis olarak yerleştirilen çatal kaşıkların ardından masadaki diğer eksikler de hızla tamamlanıyor. Ve gürbüz çiçeğimi özel olarak yaptırdım. Çok para verdin mi? Verdim vallahi biraz. 1000 lira falan mı? Ay, daha mı pahalı? Yok yok daha. Çok az daha yakın yani. Bardakların ardından ekmek de masadaki yerini alıyor hemen. Ve masan... Hazır. Hemen yemeğe geçebiliriz. Hadi hemen geçelim. Hadi geçelim. Yani bu kadar konuşmaya, bu kadar 4'lere 5'lere bir el açması baklava, bir kuzu çevirme, bir değişik karamelize edilmiş çorbalar. Ya şu an gerçekten şoktayım. Tamamen hayal kırıklığına uğradım. Yani mübarek, madem beceremeyecektin, susup otursaydın. Bak Ege, haftanın başından beri sustu, menüsünü de beceremedi. Kimse de onun üstüne gitmedi. Ama sen gününü o kadar oynadın ki seni çiğ çiğ yiyecekler, haberin yok. Benim masamda 5 verdikten sonra en şahane menü ve en şahane masayı bekliyorum. Bugün benim için menüsü 0 zaten. Masayı hiç düşünmek istemiyorum ya. Tüm hafta boyunca tüm yarışmacıları hunharca eleştirdiği için kendi menüsünü savunamayacak. Çünkü savunulacak bir menü yok. Patates püresinin neyini savunacak? Roquefort peynirinin neyini savunacak? Malzemeleri yazmış. Laf ola beri gele. Aslıcığım neyle başlıyoruz? İlk başta eti marine edeceğim. Etimi alıyorum. Ana yemekte sunulacak bonfile dilimleri kaseye alınıyor. Eti marine etmek için neler kullanacaksın? Bunu marine ederken zeytinyağıyla, kekikle ve karabiberle marine etmeyi düşünüyorum. Bonfile dilimlerinin üzerine bolca zeytinyağı ve kekik ekleniyor. Şimdi ne koyacaksın? Birazcık da karabiber yeterli. Onu doğru dolaba. Başka bir şey koymayacak mısın? Sadece üzerini streçle örtmek istiyorum. Yok hayır, başka hiçbir şey girmeyecek. Bu şekilde direkt dolaba kalkacak. Tamamdır. Şimdi bunu dolaba koyuyorum. Bu marine ola dursun, beklesin. Ben de çorbama başlıyorum. Portakallı, kızarmış, bademli süzme mercimek çorbası için sıvı yağda salça kavruluyor. Ya mercimek çorbasına hep çok basit diyorlar. Buna da basit diyebilirler mi? Şöyle, ben mercimek çorbasını sadece mercimek çorbası olarak yapmıyorum. Bu bir portakallı ve bademli bir mercimek çorbası. Bir şeyle bağlamak zaten zorundasınız. Yani içeriğinde bir malzemeyi kullanmak zorundasınız. Sırf portakal çorba olamayacağı için. Ben de mercimekle yapıyorum. Ve bu bir aslında bir şefin elinden gelen bir çorba. İçtiğim bir çorba dışarıda ve inanılmaz beğenmiştim. Vallahi menün malzeme listesi gibi. Niye bu kadar detaylı bir menü yazdın? Detaylı yazdım menümü. Çünkü benim menüm aslında hani ben bütün koyduğum malzemelerin hepsini belirtmek istedim menümde. Ki onun üzerinden açıkçası her şeyim eksiksiz gitsin, tam gitsin istedim. Hiçbir şey atlamak istemedim. Menüsündeki her şeyi açık açık yazmış. Bilmem ne cevizli, roquefortlu, bilmem ne peynirli diye. Ama tatlısıyla ilgili hiçbir detay vermemiş. Benim için tatlı sınıfta kaldı. Bu menü bir gurme menüsü, bir yemek paylaşımı yapan kişi menüsü, yemekle ilgilenen, çok iyi yemek yaparım diyen menüsü değil. Bu menü genç, çalışan, vakti olmadığı için evde hızlıca yemek yapan bekar bir insan menüsü. Peki menüye bir şefle falan mı karar verdin, nasıl oldu? Bir şefle karar vermedim. Ben dışarıda içtiğim bir çorbaydı. Çok beğenmiştim. Açıkçası şefe de tarifini sormuştum. Ve bana direkt tarifini vermişti. Ama zaten ben bu çorbayı kendim yapıyorum. Fakat aromalandırmasını farklı yapıyordum. Hani sırf mercimek çorbası olarak yapıyordum. Ama aslında çorba sadece mercimek çorbası değil.
kesinlikle badem, tereyağında kızarmış badem girecek içine. Portakal aroması girecek. Ve çorbayı...